Merhaba, iyi akşamlar. Günden Kalanlar'a hoş geldiniz. Önce tabii rakamlarla piyasa görünümüne bakacağız. Her akşam olduğu gibi borsa kapandıktan sonra an itibariyle rakamlar bize ne söylüyor? Borsa İstanbul günü primini kapamayı başardı ama 10.000'in altında, 9.920 puanda. Bu 10.000'e varma, 10.000'de tutunma, aşma yolculuğunda aradığı rüzgarı bulamayan bir Borsa İstanbul var. Dolar TL'ye baktığımızda 33.54'ten işlemler geçerken Euro TL'de 36.78 seviyesi karşımızda. Euro dolar çaprazı 1.0953'te. Amerika'ya bir geçelim bakalım. Biliyorsunuz orada tüfe verisi bekleniyor. Özellikle geçen hafta Amerika tarafından gelen verilerin yarattığı etki düşünülecek olursa yarın gelecek tüfe kritik önemde. Bugün gelen üfe verisi beklentinin altındaydı. 10 yıllıklar bu ortamda 3.85'e çekilmiş. 5 yıllıklar 3.69'da, 2 yıllıklar 3.96'da. Burada hızlı hareketleri takip ettik biliyorsunuz. Geçen hafta özellikle o küresel dalgalanma, hatta kriz fiyatlamalarının ardından. Gelelim bakalım emtia tarafında ve kripto para tarafında görünüm nasıl? Orada da altın, spot altının ons fiyatı ekrana gelirse hemen telaffuz edeceğim ben de sizler için. 10 yıllıklar böyleyken orada da 2472 dolar 48 sent seviyesi var. Gram altındaysa 2666 lira 72 kuruş seviyesini görüyoruz. Bitcoin 59.498 dolardı. Burası istediği ivmeyi henüz bulabilmiş değil. Brent petrol 80 dolar 88 sent. Amerikan tipi ham petrol ise 78 dolar 79 sent. Yine bu jeopolitik endişelerin baş gösterdiği, yukarı yönlü seyrettiği ortamda diyelim ve araştırma masasına döneceğiz. Sevcan Ersoğuz bu sefer yanı başımda. Sevcan merhaba. Merhaba. Şimdi Borsa İstanbul tarafıyla başlayalım istersen. Sabahtan beri zaten yayın dışında da seninle konuşuyoruz. Özellikle sınai tarafı enteresan. Orada böyle bir ne diyelim, tam düşüşten tam toparlanmaya mı doğru bir görünüm var. Bankacılık tarafı geçen hafta %11 kayıpla kapamıştı. Şimdi biraz toparlanma eğiliminde %2.75'lik yukarı yönlü hareketli. Ama az önce de söylediğim gibi o 10.000'i bulma, orada tutunma, yani o rüzgarı aradığı gazı bulma noktasında hala sıkıntı yaşayan bir Borsa İstanbul görünümü var gibi duruyor. Ne dersin? Evet, kısa vadeli aslında pozitif. Çünkü neden? %1'e yakın sayan bir yukarı yönlü hareketlilik gördük. Ama biz bugün küresel çapta ABD tarafında üretici enflasyon verisini takip ettik. Veri sonrası küresel risk iştahı açılırken aslında ABD endeksleri %1'in üzerine primle başlamışken biz Borsa İstanbul'da satış baskısını hissetmiştik. Hatta kendi içimizde de konuşmuştuk. Hani küresel tam tersi biçimde bizde satış geliyor. Dünkü yükselen hisseler bugün devre kesiciler arasında yer aldı. Bunun arasında Türk Telekom da vardı. Dolayısıyla hani satış baskısı ağırlaşacak mı derken bir toparlama eğiliminin geldiğini gördük. Bir miktar daha kısa vadede teknik seviyelerin önem kazandığı bir süreç içerisinden geçtiğimizi bize gösteriyor. Buna dair de bir grafiğimiz var zaten şu anda ekranda. Günlük kapanışımıza baktığımızda 9.921 endeks seviyesinden gerçekleştirdik ama bizim destek aldığımız bölge aslında daha öncesinde de şu anda bir beyaz dikdörtgen içerisinde aldığım bir bölge var. Aslında teknik olarak da ikili dip diyebileceğimiz bir formasyona benziyor şu andaki bu benzerlikle beraber. 9.893 endeks seviyesi daha öncesinde Borsa İstanbul'un destek alıp yukarı yönlü gittiği bölgeydi. Ama 100 günlük hareketli ortalama seviyesinin üzerine çıkamayıp bir miktar daha aşağı çekildikten sonra yine aynı bölgeden ikinci dip seviyesini bugün 9.828 endeks seviyesinden tamamladı. Sarı renk ile takip ettiğimiz aslında 100 günlük hareketli ortalamamız var. Bu her geçen gün önem kazanıyor. 10.174 hem bu formasyonun boyun çizgisi hem de önemli bir hareketli ortalama olarak karşımıza çıkıyor. Ama biz bu teknik olarak gelen alımın etkisiyle beraber hem bankacılık endeksinde, sınai endekste, ulaştırmada yukarı yönlü hareketlilik gördük. Bankacılık gün içerisinde %1'e yakın yani bir negatif performans içerisindeydi. 0.70'leri görmüştük. 2,75 ile kapattık. Ve yükselişe baktığımızda Akbank'ın, Yapı Kredi Bankası'nın, BİM'in ve Garanti'nin en büyük aslında yükselişte katkıyı sağladığını görüyoruz ki hem banka hem de hem resesyon döneminde hem de şu anda içinden geçtiğimiz dönemde tüketicilerin en çok kullandığı perakende ticaret devi olan BİM'in de yine yukarı yönü söz konusu. Diğer taraftan baktığımızda jeopolitik riskler de artma eğiliminde olduğu için satış baskısı hala yaratılıyor. yaratıyor üzerimizde. Ama bir olumlu hava daha var. O da aslında dolar TL cephesinde. Geçtiğimiz hafta biz bu küresel satış dalgasında borsada devre kesicileri konuştuk. Diğer taraftan da dolar TL'de hareketlilik olmuştu aslında. Bütün gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel bir biçimde. Burada biz yukarı yönde giden volatilitelerin olduğunu görmüştük. Bir haftalık ve bir aylık olarak baktığımızda dolar TL volatilitelerinin de azaldığını görüyoruz. Opsiyon piyasasındaki aslında bize örtük oynaklığı gösteriyor bu volatiliteler. Baktığımızda bir aylık dolar TL oynaklığı 13 seviyesinin üzerine çıkmıştı. Bir ayın zirvesi. Buradan 10 seviyesine geri çekildiğini görüyoruz. Üstteki grafikte haftalık oynaklığa baktığımız zaman da ise yine son bir ayın en yüksek seviyesi olan 14 seviyesinin üzerine çıkmıştı. Burada 11 seviyesine doğru geri çekilme hareketi var. Bu da olumlu. Çünkü özellikle de dolar TL'deki bir haftada zımni oynaklık Borsa İstanbul'a bir korelasyon hareketi içerisinde. Dolayısıyla buradaki volatilitenin azalıyor olması hem TL varlıklara hem de dolar TL'ye güç kazandırıyor diyebiliriz. Peki Sevcan, biraz yine küresel tarafı da konuşalım. Şimdi tabii az önce sen de değindin. Zaten geçen haftayı da biz ağırlıkla özellikle Amerika tarafından gelen makroekonomik veriler ve onun piyasa tarafındaki fiyatlaması, o sert resesyon fiyatlaması üzerinden çok konuştuk. Şimdi bugün gelen üfe o anlamda yani iyi bir görünüm sergiliyor diyebiliriz ama gerçi şimdi şöyle, yarın tüfe var, o çok önemli. Fakat bir yandan da hani iyi veri gelse olmuyor, kötü veri gelse olmuyor. Dolayısıyla neresinden bakıyorsun sen o tarafa? Evet, bugün veriyi aslında sessiz veri olarak adlandırdık biz de. Çünkü piyasalara ilk etapta çok büyük bir hareket etkisi sağlamamıştı. Ama beklentiyi de karşıladı. Özellikle de beklenti altı gelmesi hem aylıkta hem de yıllıkta. Yıllıkta 2,2 seviyesine geri çekildi. Aylıkta 0,1'lik bir artış oldu. Ve çekirdek üretici enflasyon verisine baktığımız zaman da ise Mart 2023'ten bu yana en büyük ardarda düşüş serisi içerisinde. Hep konuştuğumuz ABD ekonomisindeki yapışkan hizmet enflasyonu aslında bir miktar terse dönmüş gibi 1,7 seviyesine geri çekildi. Yani 2,2'lik üretici enflasyon verisinin 1,7'sini hala büyük bir kısmını hizmet enflasyonu sağlıyor ama burada düşüş var. Tam da 6 ay üst üste yükselen eğilimi kaydettikten sonra 7. ayda gelen düşüş önemli. Diğer taraftan da mal ürünlerinde aslında yukarı yönlü performans var. Burada da neyi görüyoruz? Benzin fiyatlarındaki artışın etkisinin olduğunu görüyoruz. Ama geldiğimiz noktada üretici enflasyonun beklenti altında kalıyor olması, PCE enflasyon verisi çok önemli, oradaki kalemlerin de düşüyor olması olumlu bir veri. Biz bugün bunu ABD endeksleri cephesinde görüyoruz aslında. Ama üretici enflasyon verisi ve enflasyondaki düşüş bir süre sonra tüketiciler ve aslında şirketler nezdinde negatif bir soru işareti olur mu? O resesyon korkusu veya işte enflasyon çok düştü, bizim artık kar marjlarımız daralıyor korkusu yeniden gelir mi? Bunu bugün takip ettiğimiz bir bilanço üzerine görmüştük. Home Depot bilançosu aslında ev perakende şirketi olarak adlandırabileceğimiz bir şirket. Beklenti üzeri kar elde etmesine rağmen 2024 yılı için aslında beklentilerini aşağı yönlü revize etmişti. Ve tüketicilerin aslında şu andaki talebi tam olarak toparlanmadı notunu bize düşmüştü. Ama tam da hani böyle acabalar gelip giderken bu hafta yine Walmart gibi büyük perakende devlerinin bilançosunu takip ederken gelen bir veri daha var. O da yine olumlu. O da aslında KOBİ diyebileceğimiz Amerika'daki küçük şirketlerin iyimserliğinin artması. Bununla bir endeksle ölçüyoruz aslında. Baktığımız seviyede endeks hem beklentinin üzerinde hem de son 2,5 yılın en yüksek zirve seviyesine ulaşmış durumda. Bu da önümüzdeki dönemde eğer küçük sermayeli şirketler Amerika'da bir miktar iyimserlik içerisinde oluyorsa bundan sonraki süreçte daha da toparlanma eğilimi görebiliriz. Bunu bekleyebiliriz ivmesi yaratıyor. Buna dair de bir grafiğimiz var. Grafik hazır olduğunda alabiliriz ama değilse de ben notlarını düşeyim. Uzun vadeli ortalama burada aslında 98 seviyesinden geçiyor. Hala baktığımızda bu iyimserlikten uzak küçük sermayeli şirketler ama 2,5 yılın zirvesine ulaşmış olması da bir miktar toparlanma eğiliminin olduğunu, bundan sonra geleceğe yönelik daha olumlu baktıklarını gösteriyor. Pandemi döneminde aslında 100 seviyesiyle vedalaşmıştık. 100 seviyesinden aşağı yönüne gitmişti hem pandemi sonrasında yükselen enflasyonla beraber. Dolayısıyla aslında grafikte bir miktar iyimserlik yaratıyor bugün. Ve şu da vardı raporun alt kaleminde. Fiyat artışı planlayan firmaların sayısı %24 düşmüş. %24'e kadar düşmüş. %24 seviyesine düşmüş. Dolayısıyla bu da olumlu. Hep o enflasyonu firmalar mı yaratır, fiyat artışları mı yaratır, üretici enflasyonu mu yaratır? Üretici enflasyonu düşerken firmalarda aslında fiyat artışını planlayan firmaların sayısı %24 bandına geri çekilirken bunların hepsi yarınki takip edeceğimiz enflasyon verisi için orta vadede olumlu senaryoyu bize oluşturuyor. Ama yarınki veri beklenti karşılayıp karşılamaması cephesinde büyük volatiliteye gebe olacak. Zaten haftanın başında da konuşmuştuk. Burada aslında S&P 500 endeksi için bir miktar daha düşüş bazlı kendisini korumak isteyen hedge fonların daha farklı pozisyonlar içerisine girdiğine dair de SPDR ETF'i üzerinden takip etmiştik diyebiliriz. Sevcan, çok teşekkürler verdiğin bilgiler için. Şimdi Avrupa tarafında ne olup bittiğini anlamak için bir Londra'ya gidelim. Ceren bizi bekliyor. Tek platform, tüm dünya. Philip Capital sunar. Ceren, iyi akşamlar, hoş geldin. Hem piyasalara ilişkin hem de haber akışlarından Avrupa tarafında öne çıkanlar neler? Notlarını alalım. Zeynep, iyi akşamlar. Evet, bizim de gözümüz aslında Amerika'dan gelen üfe verisindeydi. Üfe verisinin ardından beklentilerin altında kalmasıyla beraber Avrupa borsalarında ilk etapta karışık seyri devam etti. Fakat ABD borsalarında yaşanan yükselişin etkisiyle Avrupa borsaları da yükselişe geçmiş durumda. En çok değer kazanan endeks sağlık endeksi bugün. Onu kamu hizmetleri endeksi takip ediyor %1'e yakın primle. En negatif ayrışan endeks hangisi diye baktığımız zaman doğal kaynaklar endeksi %0,7'lik düşüşle öne çıkmakta. Tabii verinin ardından Eylül ayında beklenen faiz indirimi beklentisi biraz daha güçlendi FED cephesinde. Yarın da gözler Amerika'dan gelecek tüketici fiyatları verisinde olacak. Yani tüfe verisi piyasaların dikkatinde olacak. Diğer tarafta baktığımız zaman yarınki veri öncesi Bank of America tarafından yapılan en son ankete sonuçlarına bakacak olursak küresel finans piyasalarındaki dalgalanma yatırımcıların ABD'li teknoloji devleri hakkındaki iyimserliğini ya da yumuşak bir ekonomik iniş beklentilerini bozmadı. Geçtiğimiz haftaki çalkantının en yoğun olduğu 2-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan bir anket yayınlandı. Tahvillere ve nakde yönelip hisse senetlerinden uzaklaşıldığını gösterdi bu anket. Fakat muhteşem yedili olarak bilinen teknoloji hisselerine yapılan beklentiler, orada uzun bahisler dikkat çekti, alımlar dikkat çekti. Satışların ardından azalsa da en kalabalık işlem olmaya devam ettiğini görmekteyiz. Diğer tarafta bugün veriler cephesinde biz hem Almanya'dan yatırımcı güveni verisini takip ettik. Orada sert düşüş yaşandı. Diğer tarafta İngiltere'den gelen veri de önemliydi. Çünkü İngiltere'de işsizlikte beklenmedik bir düşüş yaşandı. %4,5 seviyesine yükselmesi bekleniyordu İngiltere'de işsizlik oranı Nisan-Haziran arası dönemde. Fakat beklenen bu artış gerçekleşmedi. Tam tersine işsizlik %4,2 seviyesine geriledi. Yani istihdam piyasası İngiltere'de şaşırtıcı bir biçimde güçlü kalmaya devam ediyor. İngiltere Merkez Bankası'nın da tahminlerinin altında kalmış durumda aslında bu veri. Tabii bu aslında bir risk, yani İngiltere Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde faiz indirim süreci için önümüzdeki döneme dair beklentileri kötüleştiren bir risk diyebiliriz. Diğer tarafta baktığımız zaman tabii burada detaylara yatırımcılar rakamları ekonomide potansiyel olarak enflasyonist bir güç işareti olarak yorumladılar. Biz yarın da İngiltere'den enflasyon verisini alacağız ve enflasyonun %2 seviyesinden %2,3 seviyesine yükselmesi bekleniyor manşet enflasyonun. Diğer tarafta tabii sterlin de bugün güçlendi verinin akabinde. Dolar karşısında %0,3'lük bir artışla 1,28 seviyesinin üzerine tırmandı ve G10 paraları arasında en iyi performans sergileyen para birimi, hatta şu saatlerde yükselişi %0,4'e ulaşmış durumda. 1,28-40'lı seviyeleri çıkmış durumda. Tabi bu durum zayıf istihdam verilerinin son haftalarda piyasaları sarstığı ABD'ye durumla tezatlık oluşturuyor. Yani bu hafta sonunda açıklanacak rakamların İngiltere'de güçlü bir ekonomik büyüme ve bu yıl enflasyonda ilk artışı göstermesi bekleniyor. Biz aynı zamanda ikinci çeyrek büyüme verilerini de alacağız bu hafta İngiltere'den. Şirketler ekonomistlerin beklediğinden çok daha hızlı işe alım yapıyorlar aslında. İstihdam oranına baktığımız zaman %74,5 seviyesine yükselmiş durumda. İlk çeyrekten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı istihdam durumu. İş gücü piyasası hala güçlü kalmaya devam ediyor baktığımız zaman. Diğer tarafta bugün Almanya'dan yatırımcı güveni detaylarını da aktaralım. Çünkü orada çok sert bir düşüş yaşandığını gördük. ZEW ekonomik beklenti endeksi Ağustos ayında bir önceki ay 41,8 seviyesinden 19,2 seviyesine geriledi. Beklenti 34 seviyesine gerilemesi yönündeydi. Fakat beklentinin oldukça altında kaldığını görmekteyiz. Aynı şekilde mevcut koşullar endeksi de -77 ile beklentiden daha kötü gerçekleşti. Zaten Almanya ekonomisi ikinci çeyrekte %0,1 orana daralma kaydetmişti. Yani son dönemde veriler kötü geliyor. Her ne kadar biz geçtiğimiz hafta sanayi üretimi ve fabrika siparişleri verisinin beklentileri aştığını görmüş olsak da ihracat tarafında tablonun zayıf devam etmesi endişelerin artmasına yol açtı. Dün de Bloomberg'un anketini aktarmıştık. Ekonomistlerle yaptığı anket yayınlanmıştı. Orada Almanya ekonomisine dair büyüme tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gitmişti ekonomistler. Son verilere dayanarak bu sene neredeyse Almanya tarafında hiç büyüme beklenmiyor. Yani %0,1'lik bir büyüme beklentisi var. %0,2'den düşürüldü bu beklenti. Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası'ndan da önümüzdeki yıl sonuna kadar 6 tane faiz indirimi öngörüsü paylaştı Avrupalı ekonomistler diyebiliriz Zeynep. Tek platform tüm dünya. Philip Capital sundu. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Abdurrahman Yıldırım yayına katılacak. Günden kalanlar devam ediyor. Abdurrahman Yıldırım yayına katılacak. Bu noktada Abdurrahman Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş bulduk. Şimdi borsa tarafıyla başlayalım. Biraz Borsa İstanbul'un performansını değerlendirelim sizinle. Zira yani aradığı can suyunu bulamayan bir Borsa İstanbul görünümü var desek herhalde yanlış olmaz. Yine 10.000'in altında bir kapanış geldi. Bugün bilançoların öne çıktığı bir gündü. Halkbank, Pegasus, Ülker ama öyle yine çok şiddetli bir rüzgarda bulamamış gibi görünüyor borsa tarafı. Bu manzarayı nasıl izah etmek lazım? Ya, borsa Mayıs ayından bu yana gevşek seyrediyor. Yatay dalgalı seyrediyor. Çok net bir düşüş de yok ama çıkış ivmesi de devam etmiyor. Yabancı yatırımcılar satışa geçti. Şirket bilançolarının iyi gelmediği söyleniyor ama özellikle de bu enflasyon muhasebesine yönelik. Ben burada enflasyon muhasebesi nedeniyle şirket bilançolarının düzeldiğini, şirketlerin daha kaliteli bir bilanço açıkladıklarını düşünüyorum. Yani baktığım zaman 500 büyük sanayide mesela borçlar azalmış. Buna karşılık öz kaynaklar çoğalmış. Bu çok iyi bir şey aslında. Yani %53'e çıkmış, 54'e çıkmış öz kaynaklar. Borçlar %46'ya inmiş. Bu tamamen tersine ve çok daha fazlaydı. Yani borçların oranı %66'lara falan çıkmıştı. Dolayısıyla yani içinden geçmekte olduğumuz yüksek enflasyon süreci borçları bularken şirketlerin öz varlıklarını, özellikle de işte bu sabit varlıkları dediğimiz arazi ve arsa ve de makine teçhizat, bu varlıkların değerini günümüze getirmiş oldu ve burada hakikaten reel şirketlerin bilançosu düzeldi. Ama bunu piyasa görmek istemiyor. Dolayısıyla bugün görmüyor ama bir gün görecektir diye tahmin ediyorum. Niye görmek istemiyor? Yabancı yatırımcılar satış yapıyor. Yerliler de bunu karşılamakta güçlük çekiyor. Ben buna yoruyorum. Bir de yaz ayı geldi. Yaz ayında herkes bir tarafa gidiyor, tatile gidiyor, dikkati dağılıyor vesaire. Ayrıca şunu da belirtmemiz lazım. Yani vergi paketi açıklandı. İşte o paket daha çok şirketlere yönelik. Dolayısıyla şirketler bir yandan enflasyon muhasebesi nedeniyle belli bir bilançolarında düzelme yaşadılar ve bunu gördük. Yaşadılar demeyelim, yani vardılar zaten de bunu bizler de gördük. Yatırımcıları da gördü. Ama vergi de şirketlere geldi. Dolayısıyla bu biraz kafa karıştırdı. Bir de yani zaten borsa işte yılın ilk çeyreğinde gayet iyi yükselmişti. Dolar bazında da gayet iyi gidiyor hala. Dünya borsaları arasında ilk 3 arasında. Dolayısıyla bir o yükselişi sindirme amaçlı bir dönemde yaşıyoruz. Bir de enflasyon, asıl enflasyon ne kadar düşecek? yapısal önlemler nasıl olacak? İşte vergiyi yaşadık geçti diyelim. Ama devamında bir şey olacak mı? Yani belli bir dinlenme dönemi geçiriyoruz. Bu aşamada hani borsanın yükselişi tamam bundan sonra aşağıya doğru demek de zor. Yukarıya doğru çıkacak demek de zor. Bir dinlenme ve sindirme dönemi bence borsa. Bu enflasyon muhasebesi tarafını bir parça daha irdelemek istiyorum sizinle. Yani onun yansıması üzerinden bu zaten bilinmiyor muydu? Yani sürprizi nerede ki bunun? Yani enflasyon muhasebesinin elbette bu özellikle sanayi şirketlerini, bazı ticari şirketleri yani finans dışı şirketleri bilançolarını güçlendireceği biliniyordu, tahmin ediliyordu. Biliniyordu demeyelim, tahmin ediliyordu. Ama ne kadar iyileştireceği bilinmiyordu. Dolayısıyla bu belli oldu bilanço açıklamasıyla beraber. Hangi şirket ne kadar bundan yararlandı, ne kadar bunun etkisini gördü, bilançosuna yansıdı vesaire bu görüldü. Dediğim gibi yani borsa şirketleri bazında yapılmış bir açıklama yok. Yani toplu halde borsanın reel şirketlerin ki işte sayısı 400'den fazladır. Yani finans şirketlerini çıkartırsanız 500'e doğru da yaklaşabilir o sayı. Bu şirketlerin hani enflasyon muhasebesi öncesi durumuyla enflasyon muhasebesi sonrası durumunu toptan karşılaştıran ve bize toplu bir sonuç üreten rakam ortaya çıkmış değil. Bunu işte belki yani borsanın bile yapması gerekirdi. Belki başka işte araştırma birimlerinin yani yatırımcı kuruluşların araştırma birimlerinin yapabilirdi. Ama bir şey istiyor yani insan gücü istiyor hakikaten. Çünkü işte 400-500 tane şirketi şey edeceksiniz, eleyeceksiniz, seçeceksiniz, hesaplayacaksınız vesaire. Ama yapılmadı. 500 büyük sanayi şirketinden hareketle ben bunu söyledim. 500 büyük sanayi içerisinde de işte 150 küsür şirket halka açık. Dolayısıyla o aşağı yukarı gerçek duruma çok yakın bir şey verir. Yani borsa şirketleri de işin içinde var zaten. Oraya baktığımız zaman hakikaten borçları da ciddi bir azalma meydana gelmiş durumda. Öz varlıkları da ciddi biçimde yukarı çıkmış durumda. Bu neyi getirir derseniz bu şunu getirir. Yarın bir gün enflasyon düşüp faizler de indirilmeye başlanınca belki başlangıçta olmasa bile devamında yani parasal genişlemeye doğru gideceğimiz aşamada şirketler çok rahat kredi kullanabilir. Kredi borçlanabilirler. Borçluluk durumlarını artırabilirler. Ve ayrıca bankaları da ilgilendiren durum var. İşte rating kuruluşlarını görüyoruz. Bankaların hani işte alacaklarınız işte tahsili gecikmiş alacağı dönecek. Yükselecek, sermayelerinizi yiyeceksiniz. Ona göre işte bu fiyatları, bu fiyatlar yüksek olabilir bu sektör için. Bu şekilde raporlar hazırlıyorlar. Hatta bankalar için SAT şeyle uygun gören uluslararası yatırım bankaları var. Oldu yani bankalar için, Türk bankalar için SAT şeyini verdiler, önerisini verdiler. Dolayısıyla burada bankaların alacağının da sağlam bir kazığa bağlanmış olduğunu görüyoruz. Yani bankaların alacakları öyle batık falan değil. Güçlü bir bilanço, güçlü bir öz sermaye de yanında var. Dolayısıyla yani bankalara da pozitif etkileyecek bir gelişme. Dolayısıyla ben piyasanın bu durumu atladığını düşünüyorum. Atlamak istediğini düşünüyorum. Yani bir türlü herhalde benim gördüğümü piyasadan birileri de mutlaka görmüştür. Ama şimdilik bunu fiyatlamıyor. Bir pozitif konjonktür şeyine girdiğimiz zaman da bence fiyatlanacaktır diye tahmin ederim. Peki şimdi sanayi tarafta biz yılbaşından beri zaten bir yani negatif ayrışan bir performans takip ediyoruz. %16 getirisi var yılın başından bu yana. Şimdi eğer yavaşlama daha da belirginleşecekse önümüzdeki dönemde bu taraftan ne kadar bir baskı doğar endeks üzerinde? Bir baskı doğar. Belki işte ekonominin yavaşlayacak olmasının etkisi bence borsada etkili oluyor. Hı hı. Çünkü yavaşlayacak olan ekonomide şirketlerin satışları azalır. Doğal olarak karları da buna göre azalır. İşte son bilançolarla gördük. Türkiye'nin en büyük holdingi, kuruluşları, şirketleri, bazılarının karları azalmış. Paralel olarak şirketlerin piyasa değerleri de düştü. Bu normal. Dolayısıyla böyle bir süreçten geçeceğiz ama bu süreç geçici diye tabir ediyorum. Çünkü eninde sonunda biz bu enflasyonu yeneceğiz. Yenmek durumundayız. Enflasyonu yendiğimiz zaman da ondan sonra şirketlerde, ekonomide normal büyüme dönemine geçecek. Ve o aşamada yeniden fiyatlama yapılacak. Dolayısıyla piyasa muhtemeldir ki bu geçiş sürecini bu şekilde geçirmek istiyor. Yatay dalgalı ya da düşük performansla atlatmak istiyor. Çünkü daha fazla ileri gitmesinin önünde ekonomik durgunluk var. Yani ekonomi belki durmayacak ama daha yavaş büyüyecek. Daha az büyüyecek. Daha az büyüyen bir ekonomide şirket karları da ona göre oluşacağı için bu dönemi böyle atlatmak istiyor olabilir ama ne zaman ki ekonomi işte enflasyonla mücadelede sonuç alırız ve de beraberinde faiz oranları aşağıya gelmeye başlar, ondan sonra belli bir canlılık olabilir. Yani ekonomik büyümeyle beraber şirket satışları da, karları da, işte ekonominin canlılığı da, her şey artacağı için yeniden bence borsa bunu daha önceden de satın almaya başlayabilir. Peki şimdi Abdurrahman Bey, yani borsanın olası gidişatındaki yabancı etkisi üzerinden de biraz tartışalım istiyorum. Yani seçim sonrası Türkiye'ye gelen bir yabancı para girişi var. Tahmin beklendiği üzere bono tahvil tarafına geldi. Bir miktar hisse tarafına da geldi. Sonra çıktı. Şimdi bundan sonra yani küreseldeki trend değişikliği ne kadar bizim için ivmeyi yukarı itecek tarzda olur, ne kadar can suyu olur, ne beklemek mantıklı orada? Şimdi küresel taraftan Türkiye piyasasına ekstra bir ilgi, yani pozitif ayrışma yönünde bir etki gelebilmesi için ekonominin performansının da diğer gelişmekte olan ülkelerden ayrışması, pozitif yönde ayrışması gerekir. Bunu yapabildiğimiz zaman ki geçtiğimiz aylarda aşağı yukarı yaptık gibi görünüyor. Ama bundan sonra aldığımız önlemlerin sonucunu bekleyeceğiz. Dolayısıyla zamana ihtiyacımız var. Ama ayrıca da yapısal reformlara ihtiyacımız var. Ekonomiyi dönüştürmemiz lazım. Daha verimli, daha teknolojik. Ama o bugünden yarın olacak bir şey değil ki. Yok, haklısınız işte. Ama bunları yapmaya başladıkça ekonomiden umut doğacak. Bu ekonomiye umut bağlanacak. Ve şirketler elbette yatırım önümüzdeki döneme ilişkindir. Hem reel yatırım yılları alır sonuç vermesi ama borsada her şeyi çok önceden fiyatlar. Yani bunu da böyle teslim etmek lazım. Yani etkisini çok erken görürüz. Hatta o yatırımları yapıp meyvesini vermeye başladığı zaman da borsa muhtemelen satışa geçer. Karını realize eder. Dolayısıyla yapısal reformların yapılma aşaması elbette maliyetli, hatta şirketlere maliyet getirecek, şirket sermayedarlarına ilave yük getirecek bir durumdur. Ama aynı zamanda da pozitif etki yaratır. Ve şirketler ne zaman kâra geçerse o zaman da o ilk girenler çıkmaya başlar. Belki yeni girenler de olur. Dolayısıyla bizim yapısal reformlar konusunda harekete geçmemiz lazım ama bu hareketi göremiyoruz. Göremezsek de yani bizim piyasanın diğer borsalardan, diğer piyasalardan çok da fazla pozitif ayrışması söz konusu olamaz. Sadece bu enflasyonu düşürme konusunda, işte piyasaların normalleşmesi konusunda adımlar attık. Orada birkaç tane daha adım var. Özellikle de bu Türkiye piyasasını dışarıya tam serbest hale getirecek son adımlar, swap adımlarının, swap kısıtlamalarının kaldırılması lazım. O kaldırıldığı zaman Türk lirası bazında da, işte faiz bazında da, hatta borsa bazında da serbestleşmiş olacağız. İşte borsada belki şeyi de kaldırmak lazım. Açığa satışı da kaldırmak gerekiyor bence. Yani bu olağanüstü bir şeydi, önlemdi. Olağanüstü dönemler için geçerli. Şimdi normalleşiyorsa bunun da kalkması lazım. Dolayısıyla isteyen istediğini alır, satar, piyasanın şeyi olur. Son bir soru, 2 dakika süremiz var. Şimdi tüm bu söyledikleriniz, yani daha doğrusu yani daha ziyade karlılıklar ve şirketlerin durumu hep faiz politikası üzerinden tartışılıyor. Reel sektörün şu an en çok baktığı yer orası. Beklentiler Merkez Bankası'nın da yakın takibinde buradaki farklılaşma. Şunu soracağım, reel sektör açısından bu yıl sonuna kadar 50'den 45'e düşse faiz ne fark olur? Bir fark olmaz. Yani 50'den 45'e düşebilmesi için enflasyonun 50'den aşağı inmesi lazım. Yani bence. Ya da 50'ye çok yaklaşması lazım. Önümüzdeki bir yılda 50'nin altında oluyor olması lazım ki biz faizi 50'den 45'e düşürelim. Bir de 5 puan. Yani 5 puanın etkisi hakikaten çok sınırlı. Dolayısıyla faiz düşüşünün de parasal genişlemeye eşit olacağını, olmayacağını Merkez Bankası Başkanı son enflasyon raporu açıklamasında söyledi. Yani faiz düşüşü ile de parasal genişlemeye, genişleme anlamına gelmez dedi. Çünkü yani orada enflasyon düştüğü için faizlerde oluşan diyelim reel tarafı şey etmiş oluyorsunuz, azaltmış oluyorsunuz. Ama bir yandan da kredileri genişletmezseniz, ki orada sınır var, aylık %2 büyüme. Evet, evet. Dolayısıyla yani şirketler yine kredi kullanmayabilirler, kullanamayabilirler. Ama her şey krediyle de değil. Yani dediğim gibi şirketlerin öz varlıkları var. Öz varlıklarının yüksek olduğunu görüyoruz. Yani çok düşük gibi görünüyordu. %33'ler civarında olan bir öz varlık şu anda %54 civarında. Yani bu başlı başına bir şey, pozitif bir gelişme. Şirketler bu öz varlıklarıyla faaliyetlerini finanse edebilirler. Bunun yollarını arayabilirler. İlla kredi kullanmalarına gerek yok. Tahvil çıkartabilirler. Yurt dışı borçlanmalara gidebilirler. Yani o öz varlıklarını işte teminat göstererek başka menkul kıymetlerle nakit elde edebilirler. Kaldı ki işte bu küçük şirketlere de büyük şirketler finanse ediyor, kredi açıyor. Yani bu şekilde ekonomi finanse edilebiliyor. Abdurrahman Yıldırım, çok teşekkürler. Süremizin sonuna geldik. Haftaya görüşürüz. Burada noktalıyoruz günden kalanları. Birazdan 60 dakika var. Orada yeniden görüşürüz.